Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. 13-19 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, Güneş Yengeç burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve bu haftayla birlikte Merkür retrosu da artık sona erecek. Merkür Yengeç'te ileri harekete dönüyor. Kuşkusuz hepimiz için önemli bir şey ve günlük hayatımızda artık biraz daha işlerin, güçlerin rahat ilerlediğini, tıkanan o bağlantıların, işte ertelenen görüşmelerin daha rahat yapılabildiğini hissedeceğiz. Ve siz de özellikle parasal konularda biraz daha rahat bir sürece girebilirsiniz. Şimdi bir kredi almak istiyorsunuz, ertelediniz, beklediniz. Evet artık merkür düzeldi, harekete geçebiliriz. Finans alanında beklediğiniz gelişmeler vardı ya da beklediğiniz ödemeler vardı. Bir türlü gelmiyordu. Artık merkürün düzelmesiyle bunların daha rahat geldiğini izleyebiliriz. Venüs ikizler burcunda ilişki evinizde dolayısıyla hala daha e, Venüs'ün o güzel şansı, kısmeti ilişki dinamiklerinizde devam ediyor. Eşinizle, partnerinizle daha hoş iletişimler kurabileceğiniz bir dönemdesiniz. Sosyal hayatınızda da size keyifler getirebilir Venüs'ün bu geçişi. Mars'ın Koç burcundaki hareketi enerjinizi güçlendiriyor. E, fiziksel anlamda da oldukça ee, hareketlisiniz şu dönemde. Daha fazla seyahat edebilir, gezebilirsiniz. Kişisel girişimlerinizde daha atak e, davranabilir, inisiyatif alabilirsiniz. Pazartesi günü Ay Koç burcunda bu anlamda evet haftaya hareketli başlıyoruz aslında. Cesaretimiz var. Ee, belki bir seyahatte olacağız, belki yolculuk yapacağız, belki çocuklarla ilgili bazı konulara özellikle odaklanacağız. Zaman zaman bazı karamsarlıklar hissedebiliriz. Ay Koç'tan geçerken pazartesi günü özellikle uzun vadeli işler, bitirilmesi gereken işler, sorumluluklar yaratabilir üzerimizde. Daha sakin olmakta, da, sağduyulu olmakta fayda var. Pazartesi öğleden sonraki saatlerden itibaren Ay Boğa burcuna geçecek. Perşembe sabahına kadar mesleki konularda hareketli günler. Günlük hayatımızda da birçok işle uğraşabiliriz. Aslında ay boğada çok verimlidir ve çok güçlüdür. Yani üretmek için, değerlerimizi değerlendirmek için, güzel alışverişler yapmak için, kişisel konfor alanlarımız, yaşadığımız mekanları güzelleştirmek, iyileştirmek için, toprakla, bağla, bahçeyle uğraşmak için gayet güzel bir enerji var. Siz de biraz daha kişisel keyfinize, konforunuza düşkün olabilirsiniz aslında. Ee, hayvanlarınıza, evcil hayvanlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Akrabalarınıza zaman ayırabilirsiniz. Ee, biraz iştahınızı da kontrol etmemiz gerekecek. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Perşembeden itibaren ay ikizlere geçiyor. Ee, cumartesi akşam saatlerine kadar ilişki dinamiklerimiz güçlenecek. Venüs'te ikizlerde ay geçişiyle beraber özellikle kadın figürlerle ilişkilerimiz canlanabilir. Partnerimizle daha fazla paylaşım yapabiliriz. Onunla birlikte belki güzel ortamlarda bazı programlar yapabiliriz. Birlikte sosyalleşebiliriz. İşbirlikleri, ortaklıklar için de aslında güzel bir enerji var. Perşembe ve Cuma her türlü işbirliği, ticari işbirliğinde de aslında güzel bazı adımlar atmamız ya da süre gelen işlerimizi daha rahat ilerletmemiz mümkün görünüyor. Cumartesi akşam saatlerinde Ay Yengeç burcunda. Pazar günü de Ay Yengeç burcunda. Hafta sonu. Biraz içe dönmemiz mümkün. Biraz duygusallaşıyoruz. E, duygusallaşırken içe dönüş, tabii ki tefekkür etmek, biraz böyle kendi duygularımızı, düşüncelerimizi gözden geçirmek kuşkusuz olumlu. Ama e, karamsar düşüncelerden, endişelerden, kaygılardan da uzak durmalıyız. Çünkü özellikle biraz para konularında zaman zaman karamsarlık hissedebiliyorsunuz. E, bunlara dikkat edelim. Yine ay yengeçten geçerken harcamalar artabilir eviniz için, aileniz için, yuvanız için bazı zorunlu harcamalar olabilir. Bunları da biraz daha dengeli tutmakta fayda var sevgili yaylar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.